Mehmet Sayit Kılıç Yeni Havaalanı'nın adı CHP'liler her şeye ve her yere Atatürk'ün adını koymayı çok severler. Evet bu adamlar eskiden hemen her şeye Atatürk deyip geçmişlerdir. Bu nedenle her meydanın, her devlet binasının, her stadın adı Atatürk olmuştur. Bu muhteremler şimdi de yeni havaalanının adı için Atatürk koyun olsun bitsin diyorlar. Ama Atatürk havaalanı zaten var. Nasıl olacak bu iş? Hepsine de Atatürk desek bu defada da 1. Atatürk havaalanı, 2. Atatürk havaalanı gibi bir karışıklık ortaya çıkıyor. İşin matrağı bu şaşkınlara Atatürk dışında hangi ismi önersek kıyameti koparıyorlar. İyi ama herkes kendi gönlünde yatan aslanın adını önermeye kalkarsa bu işin içinden çıkamayız ki. Dolayısıyla yetkililerin buna da Atatürk diyecek halleri yoktur. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan deyip geçmek ne zaman akıllara gelecektir. Zira bu muhteşem yapıtın faili de müsebbibi de odur. Haliyle bu esere onun adını vermek en doğru tercih olacaktır. Alevi oyları CHP Dersim katliamını gerçekleştirmiştir. Tuncelileri bombalayarak, zehirleyerek katletmiştir. Geriye kalanları farklı yerlere sürerek kırmıştır. Ama gel gör ki zulme uğrayanların torunları geçmişte olduğu gibi bugün de CHP'ye sıcak bakıyorlar. Adamlar bükemedikleri eli öpüyorlar, güce karşı boyun eğiyorlar, oylarını CHP'ye yağdırıyorlar. Yoksa olayımızda Stockholm sendromu gibi bir şey mi söz konusu? Psikologlar bu durumu değerlendirsinler. İşin tuhafı CHP tarafından unutturulmak istenen Dersim katliamını Erdoğan gündeme getirdi ve özür diledi. Öte yandan AK Parti iktidarı MEB müfredatına Alevilik, Bektaşilik, Cem, Cemevi, Sema, Hızır Orucu gibi konuları koydu. Daha ne olsun? Diğer yandan Erdoğan seçim beyannamesinde Alevi vatandaşlara, cemevlerine hukuki statü sağlayacağız müjdesini verdi. O halde oylar Erdoğan ve AK Parti'ye. Mehmet Said Kılıç, Sabah.